Evet arkadaşlar, bu soru genel anlamda çok fazla sorulan ve çok fazla merak edilen bir soruydu. Bu çünkü ikisi de birbirine çok yakın fiyatlandırmaya sahipler ve ikisi de birbirine yakın özelliklere sahipler. Dolayısıyla benzer bir fiyatı verip daha iyi bir cihaza sahip olmak herkesin hakkı ve herkes zaten böyle bir şey istiyor. Detaylı bir şekilde karşılaştırmadan önce teknik özellik tablosuna bir göz atmak istiyorum. Galaxy S3'te 1.4 GHz'de çalışan 4 çekirdekli bir Exynos 4 işlemcisi bulunuyor. Galaxy S4 Mini ise buna karşı 1.7 GHz'de çalışan çift çekirdekli bir işlemcimiz var. Galaxy S3'te Mali 400 MP grafik birimi var. Galaxy S4 Mini'de ise Adreno 305 grafik birimimiz var. Galaxy S3'te 1 GB RAM bulunurken S4 Mini'de 1.5 GB RAM bulunuyor. Galaxy S3'te 4.8 inçlik 720p Super AMOLED bir ekranımız bulunuyor. Galaxy S4 Mini'de ise 4.3 inçlik 540x960'lık bir Super AMOLED ekranımız var. 8 megapiksel kamera var her ikisinde de ve 2100 mAh batarya var Galaxy S3'te. Galaxy S4 Mini'de ise 1900 mAh batarya var. Galaxy S3 103 gram ağırlığında, Galaxy S4 Mini 107 gram ağırlığında. 16 GB veya 32 GB opsiyonel seçenekleri bulunuyor. 64 GB'ını bulamıyoruz S4 Mini maalesef. Bunun yanına 64 GB'lik micro SD kart takabiliyoruz. Galaxy S4 Mini ise 8 GB'lik dahili hafızanın yanına 64 GB'lık micro SD kart takabiliyoruz. Galaxy S4 Mini'de özel olarak NFC bulunurken Galaxy S4 Mini'de ise infrared portumuz bulunuyor. Şimdi genel anlamda baktığımızda teknik olarak tablo çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü şimdi baktığımızda örneğin mesela 1900 mAh batarya diyor ve Galaxy S3'te ise 2100 mAh batarya diyor. Şimdi baktığımızda daha büyük Galaxy S3'te daha ileri gidecek gibi görünüyor. Ancak Galaxy S3'teki 4 çekirdekli işlemci ve 720p ekran daha fazla pil harcayacağı düşünülürse burada yine gerçekten sıkı bir karşılaştırma olacaktır. Bunun için tek güzel tablosunun bizim için çok çok fazla önemi yok. Fakat yine de detaylı karşılaştırmanın da teknik olarak tablosu bir şeyler ifade ediyor yine bizim için. Şimdi hızlı bir şekilde performans tasarım tarafından başlamak istiyorum. Galaxy S4 Mini, Galaxy S4'ün tamamen aynı tasarımına sahip. Galaxy S3 zaten geçen seneki amiral gemisi. Genel olarak görünümde karşılaştırdığımızda Galaxy S3 biraz daha yuvarlaksı, biraz daha yumuşak hatlara sahipken Galaxy S4 Mini daha keskin, daha dikdörtgen hatlara sahip. Ağırlık bakımından baktığımızda Galaxy S4 Mini 107 gram dedik. Galaxy S3 ise 133 gram ağırlığında. Yani Galaxy S4 Mini çok daha hafif Galaxy S3'e göre. Galaxy S3 bunun yanında 8.6 mm, Galaxy S4 Mini 8.9, aralarında küçük bir farklılık bulunuyor incelik tarafında da. Yine görünüm tarafında arka kapağın noktalı bir tasarıma sahip olması açısından Galaxy S4 Mini iyi gibi görünüyor. Bu açıdan baktığımızda tasarım anlamında yenilikçi tasarımla Galaxy S4 Mini ortaya çıkıyor ve hafif tasarımla görünümüyle de daha hoş bir yapıya sahip. Galaxy S4'ün daha çok beğenildiğini söyleyebiliriz genel anlamda Galaxy S3'ün yerine. Galaxy S3'ün arkasındaki de çizgili yapı var ama zaten şu anda beyaz renginde çok da fazla belli olmuyor. Yani dediğim gibi noktalı tasarım çizgili tasarıma göre biraz daha hoş geliyor diyebilirim genel anlamda. Tasarım anlamında baktığımızda Galaxy S4 Mini'nin tasarım tarafında daha küçük boyutlara da sahip olması sebebiyle kazandığını söyleyebilirim genel anlamda. Yani Galaxy S4 Mini tasarım açısından hem daha küçük kompakt yapısıyla hem görünümüyle hem de hafifliğiyle gerçekten tercih sebebi olabilecek bir cihaz. Tasarım tarafında değineceğim bu kadar. Şimdi performans tarafına geçelim. Performansı uzun uzun değineceğiz çünkü çok merak ediliyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Galaxy S4 4 çekirdekli bir işlemci var ancak bu işlemci geçen senenin işlemcisi. Galaxy S4 Mini'de ise Snapdragon 400 işlemcisi güncel bir işlemci. Ve Galaxy S4 Mini'de 1.5 GB RAM var. Galaxy S3'te 1 GB RAM var. Burada karıştırılacak nokta hani RAM fazla, 4 çekirdek vesaire. Bunu bize oyunlar, akıcılık ve benchmark testleri gösterecek. Hızlı bir şekilde benchmark'tan başlamak istiyorum. Benchmark testlerinde görüldüğü üzere çok fazla yorum yapmama gerekmiyor. Sadece şunu söyleyeyim. Benchmark testlerinin çok çok fazla önemi olduğuna inanmayın. Sadece performans tarafında yani değinilmesi gereken bence iyi noktalar arasında. Şimdi baktığımızda zaten testin sonuçları çıkıyor karşınıza. Galaxy S4 Mini Galaxy S3'ten pek çok testte daha önde olduğunu açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani bu konuda zaten yorum yapmaya gerek yok. Sayısal değerler karşınıza geliyor. Test anları karşınıza geliyor hızlandırılmış bir şekilde. Yani genel anlamda
Benchmark testleri Galaxy S4000'i gösteriyor. Bunu söyleyebilirim. Evet. Bundan sonra da internet performansına geçmek istiyorum. Arkadaşlar internet performansı açısından yine baktığımızda Galaxy S4000'i yine daha önde. Chrome olsun, standart Samsung'un internet tarayıcısı olsun. Hem SunSpider testleri hem de aynı anda biz web sitesini açma kendi yaptığımız testte görünüyor ki Galaxy S4000'i daha iyi. Yine pinch'te, zoom, pinch'te, unzoom özelliklerinin Galaxy S4000'de daha seri çalıştığını da söylemek istiyorum. Yani Galaxy S4000'e işletim sisteminin güncelliğinden dolayı olsa gerek daha performanslı olabilir. Hani bunu da işlem gücünü de tabii ki bu işin içine katabiliriz. İnternet performansı ve benchmark testleri konusunda performans tarafında Galaxy S4000'i bu konuyu aldı diyebilirim. Evet, diğer testimiz oyun performans testi. Tabii akıcılık da son olarak deneyeceğimiz bir şey. Oyun performansı şimdi Real Racing 3 karşınıza geliyor. İki cihaz da aynı anda aynı bölüm aynı şekilde oynatılıyor. Ve gördüğünüz üzere Galaxy S4 Mini Galaxy S3'e göre çok daha fazla bir grafik gücüne sahip. Galaxy S3 yeni nesil oyunları kaldırmakta zorlanıyor gibi görünüyor. Çünkü eski nesil bir işlemcisi var. Her ne kadar hala güçlü bir işlemci olsa da ve RAM'i az geliyor olabilir. Bu konuda Galaxy S3 biraz daha güncelliğini yitirmesinin eksiliğinden kaynaklanıyor. Şimdi görüyorsunuz zaten. Çok açık bir şekilde Galaxy S4 Mini Galaxy S3'e göre çok daha yüksek frame oranlarında oyunu oynatabildiğini söyleyebiliyorum. Akıcılık konusuna geldiğimizde her ikisi de akıcı. Gayet iyiler. Ama Galaxy S4000 yine işletim sisteminin güncelliğinden kaynaklanan bir güzellik var. Galaxy S4000'i akıcı konusunda sanki biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim genel anlamda. Birinde 4 bir işletim sistemi var. Diğerinde 4-2 işletim sistemi var. Ayrıca birinde TouchWiz Nature arayüzü var. Diğerinde ise TouchWiz UX arayüzü var. Tabii ki bu S4 Mini TouchWiz UX, TouchWiz Nature ise Galaxy S3 olarak biliyoruz. Akıcılık performansında zaten çok fazla performans alanında yapamıyoruz. Çünkü şu an baktığımızda hani arayüz performans anlamında orta seviye ile üst seviye bile karıştırılabilecek düzeyde birbirine benzer performans veriyorlar. Bunu daha çok bize oyunlar ve bu tip internet performansı gibi testler veriyor. Performans tarafına baktığımızda Galaxy S4 Mini'nin Galaxy S3'ten daha iyi olduğunu genel anlamda söyleyebiliyoruz. Bu konuda hani Galaxy S4 Mini 2.0'la devam ediyor. Pek çok kişi yine hatta bütün akıllı telefon kullanıcıları diyebileceğimiz bir kitle pil ömrüne oldukça fazla önem veriyorlar. Biz de orada Galaxy S4 Mini, Galaxy S3'ü pil ömrü konusunda test ettik. Galaxy S4 Mini pil performansı konusunda biraz daha iyi. Galaxy S3 2 saat 45 dakika yaklaşık olarak oyun performansı verirken tam parlaklıkta Galaxy S4 Mini 3 saat 7 dakikayla Galaxy S4 Mini'nin de önüne geçiyor. Burada 1900 mAh saatlik batarya biraz daha öne geçmiş gibi görünüyor. Bunun yanında daha güncel işletim sistemi ki yine bunun yararını sürekli görüyoruz. Daha iyi ileri geçmesini de sunuyor. Ayrıca çift çekirdekli bir işlemciye sahip aynı zamanda da 720p yerine 540p ekranda oluşu. Bunu etkileyen unsurlar arasında Galaxy S4 Mini yaklaşık bir 20-25 dakika Galaxy S4 Mini'den oyun performa, oyun oynatma deneyimi tarafında daha iyi olduğunu söyleyebiliyorum genel anlamda. Ekrana geçiyorum. Galaxy S4 Mini'nin ekranı 540'a 960 piksellik ve 720p olması bekleniyor tabii ki burada. Bunun artılarını eksilerini az önce söylediğim performans ve pil anlamında çok yüksek miktarda tasarım tarafında da hafif olması açısından ekranda değil tabii ki pil tarafında da o. Ekran tarafında söylemiştim. Fakat ekran tarafına geldiğimizde Galaxy S3 Pentel diziliminin güncel olmayışı yüzünden bazı sorunlar yaşatsa da daha büyük ekran ve daha iyi çözünürlük kesinlikle Galaxy S4 Mini'den daha iyi performans veriyor. Renk konusunda da yine Galaxy S3 daha önde diyebilirim genel anlamda. İkisinde aynı videoyu görüyorsunuz zaten. Galaxy S3'te biraz daha canlı renklere sahip olduğunu görüyoruz. Yüksek çözünürlükte yine verebileceğimiz artılar arasında yer alıyor. Büyük ekranda yine aynı şekilde tasarım tarafında buna bir eksi götürmüş olsa da ekran tarafında Galaxy S3, S4 Mini'nin önüne geçmeyi çok rahat bir şekilde başarıyor. Kamera tarafına geçtiğimde Galaxy S3 ve S4 Mini'de de 8 megapiksellik kameralar var. Şimdi baktığımızda Galaxy S4 Mini S3'e göre nasıl? Zaten hani ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum yine bu konuda.
şu an karşınıza gelen iki tane video, iki fotoğraf birbiriyle aynı çekilmiş. Resimlerimiz bulunuyor. Görüyorsunuz açık bir şekilde ikisi de çok iddialı kameralar sahipler. 8 megapiksel çözünürlüğünde. Ön kamera testimiz yok ama arka kamerada video ve kamera fotoğraf testlerimiz şu an zaten görüyorsunuz. İkisi de Full HD 1080 piksel çekiyor. Yani teknik detaylar konusunda ikisinin de eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Galaxy S4 Mini'de genel anlamda kullanmanın çok daha az olduğunu görüyoruz Galaxy S3'e göre. Fakat Galaxy S3'ün de burada renk konusunda daha iyi olduğunu hafif bir şekilde görebiliyoruz. Yine Galaxy S4 Mini de bunun peşinden geliyor. Yine dediğim gibi bu konuda çok fazla yorum yapmayacağım. Siz şu an görüyorsunuz zaten test sonuçlarını. Olabildiğince ileri seviyede bir ekran, daha doğrusu özür dilerim, kamera deneyimi bulunuyor. İki cihazımız arasında da. Evet, sabahtan beri söylediğim bir şeyle devam etmek istiyorum. Sürüm yazılım tarafı. Galaxy S4 Mini bunun da çok fazla artı aldı. Galaxy S3 4 bir işletim sistemine sahip, güncellemeyle birlikte tabii ki normalde yüklü gelen işletim sistemi 4.0, 4.1'e güncelleyebiliyorsunuz cihazlarınızı. Daha sonra Galaxy S4 Mini'ye baktığımızda ise Android 4.2 ile geliyor. Ama sürümler işin içine katmıyorum, zaten karşınıza geliyordur. Baktığımızda diğer Galaxy S4 Mini'de TouchWiz OX, yani S4'te bulunan arayüzün tıpatıp aynısı. Galaxy S3'de ise TouchWiz Nature bulunuyor. Şimdi güncelleme tarafına da güncelleme geldi S3'e. Bu konuda ilk başta yani belli bir sorun yaşadı. Hatta güncelleme geri çekildi. Bu konuda da bunu söyleyebilirim genel anlamda. Yine Galaxy S4 Mini her türlü güncelleme açısından daha iyi. Şu anda 4.3 ile birlikte güncelleme aldı ama daha ileriye yönelik olması için S4 Mini'yi tercih edebilirsiniz. Geleceğe yönelik hangi cihazın daha iyi olduğunu zaten destek tarafında görüyor olacağız. Şimdi burada bir de sürüme gelmişken ek özelliklerden bahsetmek istiyorum. Galaxy S4 Mini'de kamera tarafında kamera arayüzü gibi özellikle kameranın arayüzü, sesli fotoğraf vesaire gibi Galaxy S4'te bulunan pek çok kamera özelliğimiz bulunurken Galaxy S3'te bunlardan çok fazla bulunmadığını görüyoruz. Zaten bulunan özelliklerin hepsi Galaxy S3'te de bulunuyor. Yani bu açıdan kamera ve ek özellikler tarafında böyle ana albümü olsun gibi özelliklerle Galaxy S4 Mini'nin daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bu ek özelliklerden kastım şu anlı yazılımsal akıllı özellikler. Galaxy Samsung'un özellikle çok kullandığı bir şey bu. Burada hani akıllı bekleme gibi özellikler zaten Galaxy S4 Mini'de de bulunuyor. Burada yine aynı şekilde Galaxy S4 Mini güncel olması tarafında daha iyi bir daha çok ek özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliyorum genel anlamda. Donanım tarafına baktığımızda yine infrared portumuz bulunduğunu görüyoruz Galaxy S4 Mini'de. Infrared portu nasıl diyeceksiniz? Bu televizyonu yönetmeye yarayan port duymuşsunuzdur. Son yeni nesil cihazların neredeyse hepsinde bu portlardan bulunuyor ve televizyonları ya da ne bileyim uyduları ya da televizyona bağladığınız cihazları telefonlar üzerinden kumanda etmek gerçekten son zamanlarda çok tercih edilen, çok sık kullanılan özellikler haline geldi. Diğer taraftan Galaxy S4 Mini'ye baktığımızda ülkemize gelen modelde 3G modeli, yine Samsung burada işlemciyi fark ettirmemiş ama yine bir ayrım yapmış. Maalesef NFC bulunmuyor. Galaxy S4 Mini'de NFC bulunmayışı geleceğe yönelik olsun, şimdiki S-Beam, NFC, bu Android Beam gibi özellikleri kullanamamamız da olsun, maalesef kötü bir eksi diye söyleyebilirim. Hani şu an çok mu işimize yarardı NFC diyeceksiniz. Hani S-Beam de işe yarıyordu. Bunun yanında çok da fazla bir işe yaradığını gördük ama geleceğe yönelik olarak ileriye dönük ya da uzun vadeli bir telefon almak istiyorsanız Galaxy S4 Mini bu konuda NFC tarafında bir eksi taşıyor maalesef. Ek özellikler bu şekilde. Genel anlamda burada da baktığımızda Galaxy S4 Mini sürüm ve yazılımla konusunda ya da daha güncel bir telefon oluşuyla daha iyi, daha çok özür diliyorum yine ek özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirim. Hafıza tarafına geçmek istiyorum. Bir de öncelikle şuradan başlayayım. Bu konuda çok az değineceğiz. Hadi teknik detaya bahsedip bir de eksisinden konuşacağım. İlk sırada 64 GB microSD kart takabiliyoruz. MicroSD kart girişimiz var. Ancak daire hafıza birinde 16, diğerinde 8 GB. 8 GB arkadaşlar olmuyor. S4 Mini'nin bulabiliyorsanız 16 GB'lık modeli, özellikle oyun yükleyecekseniz çok fazla sıkıntı oluyor. Niye diyeceksiniz? Sonuçta microSD kart var, takarım diyeceksiniz. Ancak
oyunların datasını SD karta taşımıyor. Yani siz, ben de mesela Asphalt 8'de şey yüklüyor, Real Racing 3 yüklüyor. Bu iki oyuna baktığımızda maalesef bu iki oyunu yüklediğim anda bütün neredeyse her verimi SD kartı taşımak zorunda kaldım yer yetsin diye. Uygulamalarımı güncelleyemez hale geldim. E-postayı çekemiyor bazen. Ben bir şeyleri illa silmem gerekiyor. Hiçbir şekilde bir şey barındıramıyorum. Siz bir oyunu SD kartı taşı dediğinizde de 1.5 GB'lık oyunun sadece 20 MB'ını SD karta taşıyor. Yani bu konuda da çok fazla öyle şeyiniz olmasın. Yani nasıl olsa micro SD kart takarım gibi bir seçeneğiniz yok. 16 da aslında çok da iyi bir hafıza değil ama yine de daha iyi. Çok daha iyi. Yani şu an 8 GB bana 16 yeterdi. Ama 8 kesinlikle yetmiyor. Bütün fotoğraflarım, bütün işte videolarım vesaire, tüm datalarımın SD kartta olmasına rağmen burada da bir parantez açmak istiyorum. Galaxy S4 Mini hafıza tarafında maalesef bir eksik taşıyor. Son zamanlarda HTC sağ olsun ses hoparlör konusunda çok fazla önem verdi. Şimdi ses konusuna baktığımızda Galaxy S4 Mini'nin Galaxy S3'e göre biraz daha düşük ses verdiğini söyleyebiliyorum. Galaxy S3'ün arkasındaki dev bir mono hoparlör var. Dev diye hitap ediyorum artık. Bu hoparlör gerçekten oldukça iyi bir performans veriyor. Bassları da, tizleri vesaire bu ayarlamalarıyla ikisi de neredeyse aynı gibi. Pek bir farkları yok. Ancak ses verme konusunda Galaxy S3 biraz daha iyi. Bunu da genel anlamda söyleyebiliyorum. Kulaklık tarafına ise baktığımızda Galaxy S4 Mini'nin Galaxy S4'ün kulaklığın aynısı olabileceğini tahmin ediyorum ben ki ses anlamında kulaklık tarafında Galaxy S4 Mini Galaxy S3'e göre daha iyi bir şey sağlıyor. Ses deneyimi sağlıyor kulaklık tarafında. Daha güçlü, daha iyi bas verebilen özellikle bir kulaklığa sahip olduğumuzu söyleyebiliyorum. Telefon görüşmesi tarafına baktığımızda yine ikisi de çok benzer. Ben herhangi bir yani fark şey yapmadım. İkimizde de aynı operatör vardı. İkisinde de Turkcell. Arama yaptığımızda görüldüğü gibi yani çok da fazla bir fark yok arasında. Yani bunu genel anlamda söyleyebilirim. Pile değindik ancak şarj olma süreleri de şu an tablo halinde karşınıza geliyor. Galaxy S4 Mini adı şarj adaptörü çok daha hızlı şarj ediyor. Örneğin Galaxy S3'ün sahibi Burak abim Galaxy S4 Mini'nin şarj aletiyle Galaxy S3'ünü şarj ettiğinde çok fazla hızlı şarj olduğunu söyledi. Bunu da şarj adaptörüyle kutu içeriğiyle alakalı olduğunu söyleyebiliyorum genel anlamda. Son değineceğimiz nokta destek tarafı. Galaxy S4 Mini destek tarafında 1.5 GB RAM ile, hani 1.5-2 değil sonuçta ama Galaxy S3 gibi 1 GB RAM'e de sahip değil. Destek tarafında Galaxy S3'e göre daha iyi ve Galaxy S3 amiral gemisi olmasına rağmen geçen senenin ürünü olması ve 1.5 GB RAM'e sahip olmasıyla Galaxy S4 Mini'nin geleceğe yönelik bir cihaz, geleceğe güncelleme tarafında daha iyi olmasını beklediğiniz olarak yapabiliriz. Çünkü Android 4.3 güncellemesi Galaxy S4'ün son S3'ün özür diliyorum son güncellemesi olacakken Galaxy S4 Mini'nin son güncellemesi diye bir şey hitap edilmedi. Yani 4.3 Galaxy S3 daha hızlı oluyor olabilir ama son güncelleme, bunu da söylemek istiyorum. Tabii Note 2 kullanıcıları burada şey yapmasınlar. Onlar için son güncelleme 4.4 olacak. Hani benzer şey olunca. Ama hani Note 2 biraz daha uzun gidebilirdi 2 GB RAM ile. Burada da çok fazla bunu konuşmak istemiyorum. Konuyu dağıtmak istemiyorum. Şimdi genel anlamda baktığımızda toplayalım bütün verileri, değerleri. Tasarım tarafında Galaxy S4 Mini boyutlarıyla, ağırlığıyla, tasarım görünümüyle iyi, daha iyi. Performans tarafında yine güncel oluşu vesaire RAM ile Galaxy S4 Mini yine daha iyi. Pil tarafında Galaxy S4 Mini çok uçuk bir fark olmasa da daha başarılı olduğunu söyleyebiliyorum. Ekran tarafında daha büyük ekranı ve daha yüksek çözünürlüğüyle Galaxy S3 kazandı. Kamera tarafına yorum yapmıyorum. Zaten veriler karşıya geldi. Siz kendiniz lütfen oradan karşılaştırın. Sürüm yazılım tarafına baktığımızda yine Galaxy S4 Mini'nin Galaxy S3'e göre daha iyi, bir daha güncel bir cihaz olduğunu ve Galaxy S4'ten daha çok iz taşıdığını söyleyebiliyorum. Ek özellikler tarafında yine Galaxy S4 ile S3 Mini'nin çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü Galaxy S4 Mini'de NFC teknolojisi yok. Hafıza tarafında yine Galaxy S3'ün kazandığını, hoparlör tarafında S3'ün, kulaklık ve özellikle kulaklık tarafında ise Galaxy S4 Mini'nin kazandığını söylemek isterim. Destek tarafında ise son olarak Galaxy S4 Mini geleceğe yönelik olarak daha çok güncelleme alması ve açısından RAM ile daha iyi olduğunu söyleyebilirim.
Bugünkü videomuzda Galaxy S3 ve S4 Mini'yi detaylı bir şekilde karşılaştırdık ve olabildiğince size hangi özelliklere sahip olduğunu göstermek istedik. Şimdi bazı kullanıcılarımız diyebilir, hani bir sonuç çıkmadı, kim kazandı. Benim gözümde kazanan Galaxy S4 Mini gibi, ama tabii ki en iyi diye bir şey yok hiçbir zaman. En iyi değil. Yani ben kendi ihtiyacıma göre S4 Mini dedim. Oyun oynamaktan daha çok hoşlanıyorsanız mesela hangisini almayı tercih ederseniz Galaxy S4 Mini. Çok oyun yüklerim derseniz Galaxy S3 kesinlikle daha iyi olacaktır. Tasarım önemli diyorsanız S4 Mini. Yani herkesin ihtiyacı farklı olduğu için ben burada bir sonuç çıkarıp size işte en iyi telefon bu ikisi arasında budur diye bir şey yok. Bu en iyi telefon da ya da tüm bilgisayar, donanım, her şey için geçerli bu. İhtiyaçlar farklı olduğu için Galaxy S4 Mini ve Galaxy S3 sorusunu tamamen cevap vermiyorum, ama hangisinin daha iyi olduğunu kısaca listesini çıkardık. Siz burada ihtiyaçlarınıza göre o listeye bakarak buradan hani şey çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Kendi ihtiyaçlarınıza göre istediğiniz telefonun sonucunu çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu videomuzda Galaxy S3 ve S4 Mini'yi derinlemesine karşılaştırdık. Teknik özellik tablosunun yanında bir de detaylı bir şekilde bütün ayrı ayrı hepsini test ettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.